Pakistan sokak yemeklerini denedim. $2,100 vermişler buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. Ya ciddi bir... Evet devam. Sana vurdu mu lan o? Ben uçak mı geldim? Ne saçma bir videonun içindeyim şu an ya. Yapıştır ulan. Isıra. Bunu koyayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Pakistan'dayım ve Pakistan mutfağı dünyanın en garip mutfaklarından bir tanesi. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür zaten. Çok hijyen kuralları burada geçerli geçeceğiz. Değil. Ve bu videoda da hem Pakistan sokak lezzetlerini deneyeceğim. Evet bunu yapacağım. Hem de hep birlikte biraz sokakları gezeceğiz. Çok ilginç şeyler var. Çok kötü var. Oğlum mutfağı bizim ya. Bizim göre çok farklı şeyler var. Hep ya birlikte Adana'da gezelim. Adana'da böyle sokaklar görelim. Var. Düşündükçe çıldırıyorum. Baksana bak ne yaptı gördün mü bak. E burnunu siliyorsun baba sen yani aynı. Bu ne dedim direkt adam ağzıma sokacak. Herkeste bu ne var? Steril bir müessese. Şükran şükran. Bildiğin sütlaç içinde pirinç falan var. Üstüne bir de şöyle bir şey koydular. Zehirlenmişler mi acaba ya? İçinden plastik bir şey çıktı. Bu ne amına koyayım ya? Bakalım bu neymiş? Is it yogurt? Yogurt? He diyor. Satın al da diyor. Milk cream. Milk cream. Not your. Çok hızlı yalanlandı. Oğlum ne yapıyor ya? Tatlı mı bu? Hadi bakalım. Tadı iyi aslında. Şöyle yapayım da. Tadı iyi. Yanımda çünkü bana bakıyor. Bence yenilecek bir şey değil bu. Ya içinde meyve var, süt kreması varmış ve çeşitli Pakistan özgü bitki tozları diyelim. Elo Belamis bir kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu sıra komple dişçi ama nasıl dişçi görmeniz lazım. Aha. Bildiğiniz böyle yol üstünde ufak ufak dükkanlar. Selamun aleyküm. Yapıştırıcıyla diş yapıyordu. Bildiğiniz dişçi ama böyle inanamayacaksınız ya gelin. Şimdi durum aslında maddi durumlarının kötü olmasından ziyade mesela şöyle söyleyeyim şu an burada çöp var falan mesela yanımda. Hani şu masanın üstü çöp dolu. Yaşam tarzları bu bence. Benim söylemek istediğim şey yani durumları kötü o yüzden falan filandan ziyade kendi değiştirebilecekleri şeyleri de çok fazla değiştirmiyorlar bence. Hijyene de hiç dikkat etmiyorlar yani. Gerçekten yaptı. Yani el işçiliği handmade diyebiliriz. Epey üst seviyede. Thank you. Şükran. Bakın mesela burası high class bir dişçi arkadaşlar. Bekleme alanı falan var ama en azından beyaz kullanılmış falan filan. Burası mesela daha özverili yani. Aynen. Şimdi gördüğümüz diğer dişçileri bir kenara bırakın ve şu dişçiye bir bakın arkadaşlar. Şok içindeyim. İçeride şöyle bir oturma alanı var. Bu ne oğlum? Eyvah. Ne abi? Bir sonun nesini açacak klinik. Şurada bir lavabo var. Ve şurada şey. İşte bakın burada bir kaplama çalışması bize gösteriyor. Arkadaşlar global tanınıyoruz. Ersin için burada. Diye gelecek tabii. Thank you. Çok kötü bir şey var ama ben buraya geldiğim için bunu denemek istiyorum. Yani yoksa bu yenecek bir şey olmadı çok açık yani. Bunu diyeceksiniz ki bunu niye yiyorsun Alper falan filan ama. Buraya kadar gelmişiz dünyanın başka bir ucundayız. Benim de işim bu. Denenmemiş denenmek istemeyen şeyleri yapan birisi olarak. Mantıklı. Bugün bu noktadaysam şimdi şunları ağzıma sokmam ya, gerekiyor. Seni deneyeceğim o yüzden. Şimdi gideceğim. Bu her neyse. Ben buraya gitmeyeceğim ki diyorsun. Pakistan'da ne işin var benim? Hindistan. Hindistan abi. Hindistan. Ne troll yapıyoruz ya Hindistan falan. Ama Hindistan ama güzel bir yerin abi. Aynen tabii, aynen. Tabii. Aynen kanka. Kesin gideriz. Taç Mahal'e gitmeyeceğiz mi? Zor gibi dünyanın Hindistan. Dünyanın 7. harikası. Yani onu bilmiyorum da. Şu kızartılan yağ ne zamandan beri kim bilir burada. Şöyle yapayım da burada bir gerginlik çıkmasın. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ben ne oldu? Balık mı lan bu? Balık. Vay ananı ya.
Bunaldım lan. Oğlum şu yağın rengine bir baksana. Hazırla dayı. Gaviş kolumu getirin. Amir, do you want? Amir. Abi, bu Amir şey değil midir lan? Silahçıya götüren. Ha, o adam. Bizi burada gezdiren rehber Amir bile... Yani bunu yiyeceğim mi hakikaten oğlum falan dedi bana. Dedim ne yapalım, yiyeceğiz. Ekmek parası bizim de bu şekilde. This oil fresh or not? Temiz bir yer var mıdır acaba burada ya? Fresh? Evet. Oğlum yağı çok kötü ya. Thank you so much bro. Thank you. Evet, porsiyonumuz hazır. Şuraya geçelim mi? Şurayı. Yenmez değil bu arada. Balık mı? Şinitsel zannettim lan ben bunu. Balık mıymış? Balık. Yenilebilir duruyor bu arada. İlk önce bol baharatlı bir pilav ve et geldi. Şunun bir tadına bakıyorum. Açık konuşmam gerekirse beklediğimden iyi. How are you? Şu arkana baksana. Matrix geldi lan. Aa, hemen kaçtı. Oğlum bu silah gibi bir şey lan kamera. Çevirdi ya, kaçıyorlar. Dalıyorlar hala. Onlar da etkilendi ama. Onlara çok... Bu yenebilir. Böyle yetemedi silah. Ya tadına bakılır. Aşırı yağlı. Çünkü kaç kere kızartıldığı belli değil. Ama onun dışında balık yani. Where are you from, brother? Türkiye. Türkiye. Bro, thank you. How much is it? It's free, brother. You are our guest. No, brother. You are our guest. Come on. You are our guest. Thank you. Brother, thank you so much, brother. Have a great time. Thank you. Oğlum. Ya misafirlik mi kaldı canım? Allah Allah. Beraber yaşıyoruz. Burada gerçekten Türkleri inanılmaz seviyorlar. Türkiye'de yaşama gibi bir hayalleri var çünkü. O şekilde. Hello. What is this? Chicken. Can I get one piece? Thank you. Şöyle göstereyim. Üstü muhtemelen toz toprak. Herkes toplandı. Bak kamerayı çevir bakayım, dönüyorlar mı? Oğlum bu ne ya? Çok kötü ya. Sen burada diyor ki canlı yayın yap diyorsun burada bana. Mamis. Nasıl yapayım ki ben burada canlı yayın? Hayranlarımız ama etrafımız saracak. Çok iyi olur. Ya bir de benim boyum uzun. Hindistan daha kötüdür burada. Amına koyayım, her yerden de görünüyorum, anladın mı şimdi? O sokakta falan ben böyle yürüsem her yerden tespit ediliyorum. Seni taciz ederler abi orada. Fena. Çok yemekli görünüyor. Midem çok bulandı şu anda. Thank you. Burkim de şükran oldu. Burak siktir, ben sana ne vereceğimi çok iyi biliyorum, gel. Hindistan cevizini görünce Survivor'a gittim geldim. Arkadaşlar günde iki tane yiyordum şöyle. Bulabilirsem tabii. Thank you. Çok karışık bu şehir. Evet, şurada yıkıyorlar her şeyi. Allah Allah. Sonra tekrar kullanıma hazır bir... aynı suda yıkanıyor. Bu şekilde devam ki. Yıkıyoruz bir de. Benim kolostrofobim başladı. Beyaz avuç lan. Sen görmüş müydün daha önce? Ben de gördüm. Avuç değil ki bu. Avuç değildir lan. Ne la bu? Yani görüntüsü avuç, rengi... Abi, what's that? Beyaz. Radish. Radish. You find this in red. Pancar mı lan yoksa? İşte radish bu abi. Turp lan. Turp. You wanna give some? Yeah. But... Everybody can go there. All of them are sitting here. Just for the bread. If you give 5 of this, is 150 rupees. 5 can go to one family. Anlamadım, bu ne? Okay. Maaş. Now everybody... burada yardım bekleyen aileler evet. Var, oturuyorlar. Ekmek birileri alıp onlara verirse. Veriyorsun. Evet. Mesaj verebiliyoruz mu? Bağış mesajı atabiliyoruz mu? Nereye burada. Buradayım. Everybody is trying to catch up. Hepsini alalım. So, o left'te. All of them. How much? No, only 3 or 4. No. We want to buy for all of them. Gördüğünüz şey ekmek sırası. Oğlum bak şuraya bak.
Adama bak, adamın eline bak. Bak eline vuruyor, ekmeği alıyor. Gördüğünüz şey ekmek sırasıydı arkadaşlar. İnsanlar orada ekmek satın almak için, birileri satın alsın diye bekliyorlar sırada. Ve biz de almak istedik ama hemen arkamızda bir kalabalık oluştu. Ve rehberimiz artık gitmemiz lazım dedi. Alabildiğimiz kadar oradaki insanlara ekmek aldık. Amir! Şimdi burada sıkça gördüğümüz bir şey var. Nohut, patates salatası ve böyle bilmediğimiz Pakistan karışımlarıyla birlikte bir şey yapıyorlar. Şimdi size gösterince daha iyi anlayacaksınız zaten. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu burada aşırı meşhur. Abi nasıl bakıyor lan öyle? Hmm, tek kaşık getirmiş. O zaman Alp'in bu senlik. Spoon, one more spoon please. Cheers diyelim o zaman. Oğlum ne lan bu? Çatallık'ı kut. Yoğurt mu? Yoğurt mu? Tam onu çek. Ay çok kötü nasıl lan. Nasıl yiyecek şimdi bunu? Tamam. Lan yeme ya. Arkadaşlar biz az baharatlı rica ettik. Bu benim hayatımda yediğim en baharatlı şey. Tadı nasıl diye size anlatmak istiyorum şu anda ama doğru cümleleri, doğru kelimeleri şu an ben bulamıyorum. Biraz yoğurt düşünün. Evdeki bütün baharatları koyun. Baharatları koyun. Patates ve işte nohut mohut ama şu işte bilmediğimiz siyah şeyler falan var onları. Amir, you wanna try? I have tried it many times. Yeah, yeah, yeah. Now your turn. Amir'in turn'u ya. Amir de bir tatsın oğlum. Bir büyük kaşık. Oğlum hiç kontrol etmiyor bunlar. Alışmış artık afiyet ya. Afiyet olsun. Amir. Afiyet olsun Amir. Ya abi ağzından kaşığa geri çıkarttığın domatesi tabağın içine niye bırakıyorsun ya? Yine Amir en temizidir ya aralarında. Congratulations. How was it? For me, it's okay. Standard or? For me, yeah. It has less spicy. But I think for you, it's more spicy. Yeah. I have never even felt the spicy. Never like this mm-hmm. before. Yeah, it's a different taste. Yani bunun tadını hala tarif edemedim size o aklımda ama edemeyeceğim arkadaşlar bu. Ama şöyle yapayım şu an bana bakıyorlar. Gayet iyi gibi davranıyorum ama tabii bir daha yemeyeceğimiz bir şey yani. How many kind of spices he has used? Bir de şu. Onlar işte. What is this Amir? Mint with some green chili and spices. Spices bak dedim sana. Şimdi naneyi yemedik mi? Full baharat abi. Thank you. Bir yerden. Yeah. Heh. Hindistan'da da sarı oluyor genelde. Allah Allah. Acıkmış oğlum adama bir şey edirmiyorsunuz mu ya? Adam bize alın paranız s**tir olun gidin dedi. People are more friendly here. You know, nobody is charging you. Yani şöyle bir yaprak sarma gibi bir şey gördük ama yani öyle bildiğiniz sarma gibi değil yani. Bir çeşit yaprak, üstüne yağ falan bir şeyler sürülüyor. İçinde dolduruyor. Bakalım bir görelim neymiş. Hindistan'da da vardı sanki böyle bir şey, o tarz bir şey. Bacı mı burası? Galiba böyle bir şey var. Alp'im seversen ben de yerim bu arada. Ya bunun tadı güzel olma şansı var mı? Bence... O ne oğlum, son attı ne? Oğlum harbiden bu cinsel güç arttırıcı falan ha. Şifa bu şifa. Neymiş adı? Ulan elim kana bulandı gibi duruyor. Yapıştır buram, ısırılmaz o. Isırdı mı? Isırdı o. Ne diyor? Nasıl tadı? Nasıl tadı? Çok iyi. Çok iyi değil mi tadı? Nasıl? Ben böyle... Hayır, alacak, almak zorunda. Zorunda. Ya benim onun canım çekti. Normal mi ya amına koyayım sanki? He? Acak abi çocuk ya. Hafif böyle bir canım çekti gibi hissettim ya. Ben cinsel tarafını gördün ya abi. Oradan canı çekmiş dolar. Belki de. Ha burada da kalkmazsın ya. Kime dayayacaksın ki? Beynim sarma zannetmiş olabilir mi? Doğru. Bu bana hitap etmedi. Yani tadı şurup gibi tarif edebileceğim bir şey değil ama... Seni zahmet çıkarttırıyor. Ağzını halini gör. Şabaz, bana çok söyle. Yedirdin lan. Bana çok yedirdin oğlum. Tadı biraz böyle ilaç gibi bir şeydi yani. Çok şuruplu, garip bir şey. Bunu niye yiyorlar anlamadım. Bu bence normal yenecek bir şeydir. Onlar da bunu sevmez ya. Öyle bir şey değil yani.
mide sağlığı için iyiymiş. Ertesi günde kendini daha iyi hissediyormuşsun. Şimdi kötü olduğuna bakma. Cinsel sağlık bir şey çıkmasın. Hayır hayır değil. Elimize attığımız şey cinsel güç arttırıcı çıkıyor. Ne yapıyor ya? Alo. Bu ne ya? Aleyküm selam abi. İyi vallahi video çekiyoruz. Ben telefonum kulağım. Oğlum örgütü mü çökertiyor lan Alper şu an? Bu ne oğlum? Dünyanın en büyük kaçakçılar çarşısındayız şu anda. Burada göreceğiniz her şey kaçak ve burası inanılmaz karışık bir yer. Buraya gelmeden önce sürekli ceplerinizi boş tutun diye bizi uyardılar. Ve zaten görüyorsunuz etrafta, hatta ver bakayım. Şimdi Burak'ın etrafında direkt. Bak kamerayı görünce dağılıyorlar. Kamera direkt dağılıyor. Hemen herkes buraya geliyor ve çok fazla yakın temas halindeler. Buradaki ürünlerin neredeyse tamamı kaçak arkadaşlar. Çalınan ürünler satılıyor. Hem de gerçekten kaçak yollarla getirilen farklı ürünler var. Hep birlikte gezelim. At night, if you drink this only with one glass of milk, aha, only this much, all night make love. Allah Allah. Allah Allah. Nice, nice. It's hot. Bunların işi gücü sıkışıyor. Oğlum sürekli penise yatırım yapmışlar adamlar. Buradan bizim ekibe biraz paketlettiriyorum şimdi. Burak sana 1 kilo yazdım. Onur'um sana 2 yazıyorum. Bana da gerek var. Bu ne oğlum lan? Taş mı o? Burada da birçok sokak yemeği var ama burada en önemlisi rahat bir bekleme alanının olması. İstediğiniz zaman şöyle oturabiliyorsunuz. Taburelerin sanki biraz kısa gibi, biraz böyle. Bence gayet iyi. Buna ben nasıl oturacağım mesela? Şimdi oturamadım. Hala şu an götümdeydi. Burası çok çılgın bir yer. İnsanlar bize çok garip bakıyor. Dikkat. Bir nevi eczane diyebiliriz yine buraya. Genellikle cinsel içerikli ilaçlar. Allah Allah. Yani burada ya ciddi bir... Allah'ım yarabbim ya. Hey. Hey kanka. Orada. Evet devam. Sana vurdu mu lan o? Burada dikkat çekmeniz çok doğal. Çünkü neredeyse ilk defa harbiden turist görüyor olabilirler yani bu insanlar. Samsung var lan. Durup bakıyorlar mesela. Merak ettim içeri. Seviyor. Seyrediyorlar. Yani sanki bir dizi izler gibi. Bizi oturup izliyorlar. Yani ne yapacaklar acaba? Aa yürüyorlar mı falan filan. Aynı kişi değil mi? Hala bakıyor. Burada Burger, burada McDonald's falan var. Burada her yer karma karışık. Sürekli birbirinin önünden ya geçmeye daha çalışan araba, motor, yaya. Hepsi başka var. Birazdan Big Mac yemeye gidecekler. Geçmek için bak. Sürekli gereksiz bir korna var. Abi burada elleriyle simsiyah bir yağın içerisine hamur atıyor herhalde. Bir çeşit hamur olsa gerek. Ne olacak şimdi biliyor musunuz? Bu kardeşiniz tabii ki de bunu yemeyecek. Öyle bir şey yok. Bunu ben var ya hayatta yemez. Evet şimdi mesela Burak'ın arkasında biriktiler. Dön bakayım Burak. Bunlar tepkisizler. Çok hızlı döndün oğlum bu sefer. Güzel bir bilgisayarcı gördüm. Etiyopya bilgisayarın Pakistan şubesi şu anda bizlerle. Tabii çalışıyor mu? Mubin Han bizlerle arkadaşlar. Sen daha önce Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girdin. Kaçak girdin sonra ne oldu? Benim anne burada rahmet mi? Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Çok olur. Türkiye'den seni çıkarttılar mı? Deport mu ettiler? Yok yok. Sen geri dön. Uçakla mı geldin? Nasıl geldin? Nasıl geldin? Ben uçakla geldim. Normal tabii. Orada abim az önce sarma yedi. Cinsel güç arttırıcı sarma yedi. Ne yapacak? Uçak mı geldin de? Geldi. Ne saçma bir videonun içindeyim şu an ya. Ben az biliyorum Türkiye. Sen az biliyorsun. Selametle. Bu da öyle gelip bir arkadaş Türkiye'den önce kaçak yollarla girmiş. Oğlum nasıl geldi laps diye öptü? Erkek erkeği durumları çok oluyormuş. Onun için şey yapmak lazım diyor. Bir sorduğu zaman evliyim ve çocuklarım var demek evet, lazım. Demen lazım diyor. Yoksa seni diyor tutarlar s**lerler. Some people are homosexual here, right? Many of them. But they are both. They like more men. Ne bulursam kafasına. Yeah, they like more men. One of the biggest reason in their surroundings, they don't see women. So when they are on the road, this is the only easiest possible. Yani kadın görmedikleri için hiç hani ne yapsınlar onlar da diyor ki oluyor. En son mecburiyetten diyor yani bu ülkede kadınlar nerede ya? Kadın yok diyor. Bir de bak böyle konuşuyoruz ya biz bu sırada şu bu yanımdakine bir çeksene Burki. Biz böyle bakıyor, dümdüz bakıyor. Oğlum o da ilginç değil mi ya? Böyle dümdüz böyle bakması. Çok kötü. Ama farklı bir tip ya. Ya yemin hoşuna ediyorum bence. Bizim semtte Güngören'le birine böyle baktım hayırdır birader niye tutuldun amına koyayım derler. Kavga sebebi yani. Arkasında birkaç kişi daha var falan ama bunlar burada çok normalleşti aslında. Öyle bir bakıyorlar ki böyle...
Burada elektrik hatları böyle. Sordum, dedim ki hani bir tanesi bozuldu. Ne yapıyorlar yani? Nasıl, hangisinin bozuk var? Yenisini çekiyorlarmış. Hani bir şey bozulduğu zaman yenisini tak. Bilmeden yenisini direkt devam. Adamların çakmağı bile bir gergin ya. Her şeyi illa bir silaha benzetmeyin ya. Tavuk pilav. Noodles. Noodles with sweet. Şimdi burada garip bir olay var. Bir tarafımızda pilav gibi gözüken bir noodle. Hatta bak ben şurada sinek kanadı görüyorum. Çık açık onu. Sinek kanadı. Bir şey demiyor adam, parmağını koyuyor. Bir yandan da dondurma. Evet. Pekala. Siz yerinden şey yaparsan. Bak. Bu şirketin de kuterepsini döküyorlar. Bak, bu da cinsel güç veriyormuş erkeğe. Manpower. Allah Allah. Also this one also. Ben şöyle yiyeceğim ben. Alper böyle yapma, yersen. Yapma ama onu. O pazarda. Pandik yiyeceksin şimdi ya. Pazarda. Ben de öyle yiyeyim. Lan yemeyin oğlum orada öyle ya. Peki makarnasından nasıl yiyeceksin? Elimle. Amir azdı mı lan? Amir. Amir niyeti bozmuş gibi duruyor. Diğer noodle'da arkadaşlar tatsız tutsuz. Hani birlikte yerken karnın da doysun bir yandan. Hani tek başına dondurma da doyurmuyor. Hani en azından bir karbonhidrat olsun, karnın doysun gibisinden. Şuan. Bu ne ya, patates mi? Steril. Şu abiyle benim aa, fotoğrafı gizli, çeker misin ya? Şurada bir abi var. Ben de çekineyim izin verirse. Can we take a photo? Evet. Türk müsün? Türk. Nereden geldin? İstanbul'da. İstanbul. Sen de mi geldin? Evet. Ne zaman? Bir arkadaşla daha denk geldik. O da daha önce Türkiye'ye gelmiş kaçak yollarla. Nasıl geldin? Ben kaçak geldim. Buradan sen kaçmak için ne kadar para verdin? Buradan 2100 para. 2100 dolar. Evet. 2100 dolar vermişler buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. Sen Pakistanlı mısın? Yok, ben Afganistan'dayım. Afgan. Ben Afganiyim. Sınırdan nasıl geçtiniz? Arabayla mı geçtiniz sınırdan? Evet. Araba. Evet. Polis kontrol ediyor mu? Asker kontrol ediyor mu orayı? Yok, o zaman bir şey yok mu? Hiçbir şey yoktu. Öyle dümdüz geçtiniz. Evet, evet. Vay be. Sonra seni polisler sıkıntı yaptı mı sana? Hiçbir şey yok mu? He, hiçbir şey yok. Nasıl, neden geldin peki öyle buraya? Rahat rahat. Geri. Ben de geri geldim. Ha, geri bayağı gelmek istedim. Aa, ben geldim. Ha, polis deport etmedi. Evet, evet. Etti mi? Yok, yok. Ha, kendin geldin. Ben gittim şeye, uçakta para verdim, uçakta geldim. Arkadaşlar, şey bana çok garip geldi. Nasıl sınırdan onu arabayla geçmişler. Kimse de nereye gidiyorsun falan diye sormamış. O zaman çok rahattı diyor. Bundan herhalde 3 sene, 4 sene önceden bahsediyor. Şu anki durumu bilmiyorum. Şu an tavsiye etmiyorum diyor. Şu an biraz sıkıntılı diyor. Galiba üst sınırı biraz daha güvenli koruyoruz herhalde. Bak abi, ben şimdi istiyorum ki ben geliyorum sana İstanbul'da. Evet. İyi adamlar orada. Memlekette de iyi. Sıkıntı yok. Eyvallah. Adamlar çok iyi. Eyvallah. Gelme abim, orası da güzel ya. Güzelim memleketten. Niye geliyorsun ki? Manyak mısın ya? Trafiği var, bilmem nesi var, koşturmaca full. Bak ne güzel... Güç arttırıcı şeyler var. Çok sağ ol. Çok memnun olduk. Sağ olasın. Burada stresten kimsenin kalkmıyor abi. Ben sana söyleyeyim yani. Gündelik hayat. Burada harcarlar he. Ben sana bir söyleyeyim. Ben bunu hepsini sikerim. Oraya gideyim, bana ver bir tane. Sarma bir şey yedir. Beni konuşturma şimdi. Yayındayım ben. Tamam mı dostum? Beni de hani inada da bindirmeyelim bu işi. Ben sana öyle söyleyeyim. Nazem, beni tanımıyorsun. Eyvallah. Sağ olsun. Eyvallah. Arkamda gördüğünüz adamlar şu anda bu çöplükte bir şey arıyorlar satmak için ve bunların hepsi uyuşturucu bağımlısıymış. Burada eroinden tutun bir sürü kimyasal şeye kadar hepsini içiyorlar ve zor yürüyorlar. Şu anda da uyuşturucu kullananları görüyorsunuz. Böyle açık açık ha? Burada herkes uyuşturucu kullanıyor. Polis? Şu an bu görmüş olduğunuz insanlar uyuşturucu abi, kullanıyor hepsi. Değildir ya bunlar için. Çeşitli şeyler böyle enjekte ediyorlar yani. Hani şu an durum bu. Arkamda da şöyle bir tip var. Bu videoyu çekmek için gerçekten
Çok fazla riskler aldık. Ama buraya kadar gelmişken bunu yapmalıydık yani. Bunlar şöyle bir ana yolun yanında yapıyorlar bunu arkadaşlar. Hani durum gerçekten çok vahim ve hani kullandıkları şeyler eroin meroin yani. Hani vücutlarına iğne falan soktuklarını gördüm. Kayıt altına alabildim mi emin değilim şu anda. Umarım alabilmişimdir. Ah. Ya evet ya, chatten bir arkadaş yazdı, katılıyorum. Bir de elit tarafı yok mu abi bu ülkenin? Vardır illaki böyle zenginlerin yaşadığı tam böyle elit yaşam falan, o tarafları da görsek evet, aslında. Ben de bak, merak et, bakıyorum. Kesin vardır yani. Video sponsorlu muydu? Ya değildi amına koyayım. Neyin sponsoru ya? Çağrı da Tokyo'da risk aldı bizim için. Alın makara olsun diye gittik. Bunların vardır abi, elit kesimi vardır yani. Esenyurt falan oradan bir blok yok mu? Allah Allah. Varmış abi. Karaçi diye bir sit şehir. Welcome to Karachi. En büyük şehirliymiş. Milyonerler. İstanbul's largest city and the 12th largest city in the world. Baksana oğlum, şehir değişmiş böyle, bir anda böyle peyzaj var yani. World. This is my second time visiting Karachi, and today I will be sharing with you another side of the city that has not yet been shown on YouTube before, and we will be answering the question, what is it like to be a millionaire in Pakistan's most populous city? Let's go. I'm going to give you a video that you have long awaited, and it is to show you the modern side of Karachi, Pakistan. So we've actually, we're going to pull the camera out. That's how you stay motivated for the work. Yeah. Sunny grocery store looks like. Oh. We got something jumping out at me. Yani en elit yeri normal bir market var. Evet. Assalamu alaikum, brother. As you can see, in version of around the bay is going to look at this place. It is lit up. Blends so nicely. So I like that too. Garbage free. That's a really good initiative to see. And to give you guys an idea of what a high-end stand that. All right, we got ourselves some prawns right there. Let's go. Yeah, normal beer. Grab one of those like that. Yemeklere bakalım be anlarız. Oh, all right. First one is me. That looks fantastic. Look at that. Everything touch this? No. Kind of has a similar spice to it. Pleasure meeting you too, brother. What'd you think, Abdul Rahim? Good food? $15 a person. Kaç gelmiş lan? $5 mı? And that gets us all of this dealer's chow right on the coastline. All right. That is massive. Yine de sarmadı beni.